Bu adamın ismi Ian Borchardt. 2010 yılında geçirdiği korkunç kazada boynu kırıldı, felç oldu ve hayatının geri kalanına böyle devam etmek zorunda kaldı. Tıpkı her yıl bu şekilde doğan 8 milyon bebek ve kazalar sonucunda engelli kalan en az 250 bin insan gibi. My shoulder's round but nothing else for the rest of my life. Ancak Ian'ın hikayesi milyonlarca bebek ve sonradan engelli kalan on binlerce insandan farklı ilerledi. Biyolojik olarak iyileşmesine bile gerek kalmadan kollarının kontrolünü geri kazandı. Bakın tekrar ediyorum, hiç iyileşmesine bile gerek kalmadan. Placed a tiny implant into the motor area of the brain, and we have a connector secured to the skull, and this is kind of our window into Ian's neural activity. So now once the system is connected, we show specific images of different types of hand movements, and we record the signals specifically from the brain that are associated with those movements, and we learn how to actually decipher those signals. So if I think about opening my hand over and over again, they can see what's kind of lighting up, and then they know that that's me thinking about opening my hand. Yani Ian, beyin makine arayüzü kullanarak sadece düşünce gücüyle felçli uzuvlarını harekete geçirebilen ilk insan olmuştu. Yürümeyi yeni öğrenen bir bebek gibiydi. Yıllardır kullanmadığı motor nöronlarını nasıl kullanacağını tekrar öğrenmeye çalışırken, bağlı olduğu bilgisayarda onun beyninin nasıl çalıştığını öğreniyor, böylece beyninden gelen sinyallere daha hızlı tepkiler verebiliyordu. Ancak çok büyük sorunlar vardı. İşe yarayıp yaramayacağı bilinmeyen bir teknolojinin deneyi konumundaydı Ian. Çoğumuz için son derece sıradan olan bir su şişesini kavrayabilme ihtimali için kafatasına kocaman bir delik açılmış, beyninin motor korteks bölgelerine en ufak bir hatada kendisini hayattan tamamen koparacak 96 adet kılcal kablo döşenmiş, kafatasındaki deliğin üzerine bir silgi boyutunda bir çip yerleştirilmişti. Haftalar boyunca başının üzerinde kutu kola büyüklüğünde konnektör, bu konnektörden çıkan uzun ve ağır kablolar kollarına bağlı onlarca sensörle eğitime ve teste girmişti. Üstelik istediği, gördüğü her masadaki her şişeyi kaldıramazdı. Hayatını böyle sürdürebilmesi için kafasındaki o dev konnektörü, kollarındaki sensörleri, uzun kabloları, bağlandığı bilgisayarı taşımak, bilgisayardaki yazılımları kullanma becerisine sahip insanlar da kendisiyle birlikte yaşamak zorundaydı. Deney bitti, beynindeki çip çıkartıldı ve bedensel açıdan başladığı yere geri döndü Ian. Bu deney sonrasında kendi vakfını kurdu ve hayatını diğer engellilerin yaşamını kolaylaştıracak teknolojilerin erişilebilir hale gelmesi için adamaya başladı. You know, we've done everything from picking up a bottle and pouring it to playing Guitar Hero, just being able to control more of your body that I thought I had lost forever. Is something that's really exciting and really promising. Ian'ın değil de çipin hikayesi size bir şey hatırlattı mı? Tarihteki ilk bilgisayar en yakın bir oda büyüklüğünde olduğunu muhtemelen çoğunuz duymuşsunuzdur. Saniyede sadece 5000 toplama, 357 çarpma ve 38 bölme işlemi yapabilmesi için onu geliştiren 6 kişilik ekibin sistemin başında durması ve sürekli kullanması gerekiyordu. Ancak aradan geçen 80 yılda bilgisayarlar bu hale geldi ve hatta iki parmağımızı birleştirerek kullanabileceğimiz gözlüklere dönüştü. Saniyede trilyonlarca işlemi yapabilecek kapasiteye ulaştı. Biz bu 80 yıla doğrudan şahit olamadık ama şimdi aynı şeye beyin bilgisayar arayüzleri için şahit oluyoruz. Ve Elon Musk bunu yapan tek kişi ya da bu işin öncüsü değil. Beyin bilgisayar arayüzü dediğimiz beyin çiplerinin hayali çok daha uzun geçmişe dayansa da ilk insanlı testler aslında 2000'li yılların başından bu yana yapılıyor. Baştaki hikayemizin kahramanı olan Ian onca zahmetle 2016'da felçli uzuvlarını kullanabilen ilk insan olmuştu ama ilk beyin bilgisayar bağlantısı ta 2004 yılında BlackRock Neurotech adındaki bir şirket tarafından yapılmıştı. Şu anda bu işi yapan 20'den fazla şirket var. Yani çok yakın gelecekte akıllı telefon dünyasındaki rekabete benzer bir şekilde beyin çipi üreten şirketlerin rekabetini görmeye hazır olun. Buna birazdan geleceğim ama önce elimdeki bu 1 TL'yi görüyor musunuz? Bundan şöyle 4 tanesini üst üste koyunca aşağı yukarı şu boyuta ulaşıyoruz. İşte piyasada 20 tane şirket bu işi yaparken Elon Musk'ın şirketi Neuralink'i konuşma sebebimiz bu arkadaşlar. Çok değil, 10 yıl önce Ian'ın kafatasına büyük bir delik açıp beyninin içerisine 96 adet kablo bağlarken geçirdiği acı dolu ameliyata, bu ameliyatı yapacak cerrahlara, kutu kola büyüklüğündeki konnektöre, kablolara, sensörlere, koca bir bilgisayara, o bilgisayarı kullanacak operatörlere falan ihtiyaç kalmadı. Şu 4 TL boyutundaki bir çip ve bu çipi insan beynine bağlayacak gelişmiş bir robot yeterli artık. Neuralink'in telepati adını verdiği bu çipin ilk versiyonları bugüne kadar bir domuzda, bir grup şempanzede ve son olarak da bir insan üzerinde test edildi. Daha doğrusu insanlı testlere yeni başlandı.
yayınlandı. Elon Musk ilk insanlı deneyin başarıyla devam ettiğini söylüyor. Bir gün Stephen Hawking'in daktilo kullanabileceğini düşünün diyerek hedefledikleri noktayı belirtiyor. Yani o tarihi eşik aşıldı. Artık ev ortamında rahatlıkla kullanabileceğimiz beyin çipi icat edildi dostlar. Artık uzvunu bir şekilde kaybetmiş insanlara bağlanan robotik uzuvların düşünce gücüyle yanlarında devasa bilgisayarlar taşımadan kontrol edilebileceği bir çağa giriş yaptı. Ne demiştik? Elon Musk bu işi başlatan kişi değil. Ne ilk ne de son olacak. Neuralink sadece emeklerken koşmaya başlamamızı sağladı bu konuda. Diğer 20 şirket ve gelecekte kurulacak çok daha fazlası beyin çiplerini akıllı telefonlar gibi seri üretilebilir ve belki de teknoloji mağazalarından alınıp tak kullan basitliğinde cihazlar haline getirecekler. Ancak başlangıçta ihtiyaç sahibi insanları önceliklendiren bu teknolojinin ardında çok karanlık bir gelecek beklentisi var. İnsanları yapay zekalara karşı daha güçlü hale getirebilmek. Yani yapay zekalara karşı düşünme ve eyleme geçme yavaşlığımızın getirdiği dezavantajlara karşı bir önlem almak. Burada yapay zekaya karşı önlem almak derken kuru kafalı robotların ortamı mahşer yerinde çevirdikleri bir gelecek tasvirinden söz etmiyorum size. Gelişmiş bir sohbet botu ChatGPT'nin yapabildikleriyle büyülenip 2 yıldır hangi meslekleri elimizden alacağı konusunu tartışıyoruz. Ancak bu tartışmalara kapılıp onu nasıl kullanacağımızı bile bilmiyoruz. Kullanmak için prompt mühendisliği gibi yeni kavramlar buluyoruz. İşte Neuralink'in telepati çipi bu yapay zekaları sadece düşünce gücüyle kontrol etme şansı verecek bize. Yani aklımızdakini yapay zekanın anlaması için promptlara dökmek yerine düşünmemiz yetecek belki de. Peki ya milyonlarca insanın tweetlerini okuyup ırkçı ifadeler öğrenip bunu kullanan yapay zeka? İlerleyen yıllarda insanların en karanlık düşüncelerini okuyup buna karşı bir bilinç kazanmaya başlarsa? Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Yapay zekanın bilinç kazanması zor tabii ki. Ancak günün birinde bunu yapabilme ihtimali milyonda bir bile olsa endişelenmeye değer. Şimdilik sadece bunun başlangıç noktasındayız ve yaşamadan işin ucunu kestirmek çok zor olacak. Peki neden? İlk bilgisayarlar evimizde kullanalım diye üretilmedi. İnternetin kurulma amacı oyun indirmek ve oynamak değildi. Hepsi bilimsel ya da askeri amaçlarla önce istihbarat veya insanlığın faydası için geliştirildi. Ama bugün tüm gerçekliğimizi ve hayatımızı değiştiren oksijen ve su gibi önemli kaynaklar haline geldi bunlar. Bugün akıllı telefonlar bir anda ortadan kalksa ve internetin fişi çekilse kaç insan yaptığı işi yapmaya devam edebilir? Kaç devlet ayakta kalabilir? Bunlar büyük sorular ama bence daha da önemlisi bizim hayatımıza olan etkileri. Bunu da kolaylığa ve tembelliğe olan ihtiyaçlarımız şekillendiriyor. Bugünün yapay zekalarına soru soruyoruz, görsel üretmelerini istiyoruz ama gelecekte market ihtiyaçlarını sadece aklımızdan geçirince sipariş kapımıza bir robot tarafından getirilecek. Biraz daha uzak bir gelecekte. Sanal gerçeklik gözlüklerine bile ihtiyaç duymadan beynimizdeki çipin oluşturduğu gerçekliği sadece düşünerek kontrol edebiliriz belki de. Kulağa muazzam bir o kadar da ürkütücü gelmiyor mu? Peki ya bir noktada işin ucu kaçsa? Kendi irademizle verdiğimiz kararlar, yaşadığımız duygular çip tarafından manipüle edilse. Daha da korkuncu bu manipülasyonlar hiç haberimiz olmasa ki zaten manipülasyon bu demek. Masadaki su şişesini alıp içme kararından söz etmiyorum size. Çok daha karmaşık duygu, düşünce ve kararlardan söz ediyorum. Mesela önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vereceğinizi ya da bir insana karşı hislerinizi değiştirmek mümkün olabilir mi? Olabilir. Ancak doğrudan değil, dolaylı olarak. Bunun için biraz davranışın doğasını anlamak gerekiyor. Sevmek, aşık olmak, korkmak, mutlu olmak, gülmek, acı hissetmek. Masadaki su şişesini kaldırırken sıcak ya da soğuk olduğunu anlamak. Her şey ama her şey beynimizdeki sinapsların arasındaki iletişime bağlı. Önce duyularımız ile başlıyor bu süreç ve duyularımız beyinde birer elektrik sinyaline dönüşüp çeşitli hormonlar salgılamamıza sebep oluyor. Bu hormonlar sonucunda duygularımız, bu duyguların sonucunda ve etkisinde de kararlarımız meydana geliyor. Gördüğünüz gibi duyularımız aslında bindiğimiz trenin kalktığı istasyon, kararlarımız ise gideceğimiz son durak. Eğer bu yolculuk sırasında raylar değişirse, rotamız ve gideceğimiz son istasyon ve durak da değişebilir. Ancak o rayların değiştiğinden bir habersek, bu aslında günümüzün sosyal medya dünyasında da yapılan bir şey. İnsanların verecekleri oyları değiştirmek ya da hiç ihtiyaç duymadıkları şeyleri satın almalarını sağlamak için bugün beynimizdeki çipler değil de akıllı telefonlar kullanılıyor. They were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely
clueless. Peki ya biz akıllı telefon, internet, sosyal medya kullanmaktan vazgeçebiliyor muyuz? Peki ya beynimizdeki çiplerimizi çıkarıp atma cesaretimiz olacak mı bir gün? Hadi çipten vazgeçtik. Onun hayatımıza getirdiği kolaylıklardan vazgeçebilecek miyiz? Yıl 1957. Evrimsel biyolog Julian Huxley, yüzyıllar boyunca ortaya atılan felsefi düşünceleri bir üst seviyeye taşıyacak bir kavram ortaya attı. Transhümanizm. Duyunca bunu cinsiyetler arası bir geçiş gibi düşünenler için bir not. Kavramdaki trans kısmı cinsiyetler arası bir geçişi ifade etmiyor. Bu kavram tek başına cinsiyetlerin ötesinde bir geleceği ifade ediyor. İnsanın fiziksel yeteneklerinin artırılması, mesela bir beyin çipiyle kontrol edilebilen kol ve bacaklara sahip olarak kendi ağırlığımızın 20 katı kadarını kaldırabilme, belki 5 katı kadar yukarıya sıçrayabilmeyi açıklıyor. Yani transhümanizm, teknolojiyi kullanarak yaşlanma, hastalık ve kazaların getirdiği dezavantajlardan kurtulabildiğimiz bir dünyayı ifade ediyor. What a beauty you are. Böyle bir durumda beyin çipleri ve biyonik uzuvlar sadece ihtiyacı olan engelli insanlar tarafından mı kullanılır, yoksa bu teknolojileri satın alma gücüne sahip insanların mükemmel insan bedenine kavuşma arzusuna mı hizmet eder? Sanıyorum ki beyin çiplerinin nihai amacı nasıl ticarileşmek ise, insan kabiliyetini arttıracak biyonik uzuvlar da bir noktada ticari bir değer kazanacak. Aslında bilgisayarları beynimize en yakın hale getiren sanal veya karma gerçeklik gözlükleriyle bu bir bakıma başladı bile. Şu an sadece bu teknolojiler lüks, uzun bir süre boyunca dünyanın büyük bir bölümü içinde lüks olarak kalmaya devam edecek. Tıpkı bugün hala internete erişememiş veya akıllı telefona elini bile sürmemiş kabilelerin olduğu gibi. Ancak çipler ve uzuvların internet ya da telefon kadar erişilebilir olduğu günlerde bu lükse sahip olan insanların, belki de iki kuşak sonraki torunlarımızın tartıştığı konu, acaba Apple'ın biyonik kolunu mu taksam yoksa Samsung'un yaptığını mı alsam gibi tartışmalar olacak. Yani günün birinde insana dair tek biyolojik varlığı sadece çipli bir beyin olan tüm iç ve dış organları, uzuvları tamamen yapay insan vücutları görmek mümkün olacak gibi duruyor. O günlere doğru giderken beynimizdeki çipi çıkarıp atma cesaretimiz olsa bile, aynı çipe sahip başka insan ile düşünce yoluyla iletişim kurmaktan, hatta telepati kurmamızı sağlayacak teknolojiden, yani beyin arayüzünden vazgeçebilir miyiz? Bu soruların yanıtını size bırakıyorum. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Elon Musk çipinin adını boşu boşuna telepati koymamış gördüğünüz gibi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.